Kara Haliloğlu Emeklilik Merkezi danışma saatini sunar. Hafta sonu dileklerimizle danışma saatine başlıyoruz. Her hafta belirttiğimiz üzere çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili her alanda bilgilendirmeye yönelik programımız içerisinde sizlerin kanun, mevzuat, tüzük, yönetmelik yani hukuki düzenlemelerin yanı sıra uygulamada meydana gelen değişiklikleri de sizlere izah etmeye gayret ediyoruz. Pek tabii ki Avrupa'da yaşayan izleyicilerimizin sadece sosyal güvenlik ve emeklilikle ilgili problemleri yok. Nüfus, vatandaşlık, boşanma, tenfiz davaları, değişik alanlarla ilgili bilgi eksikliği veya uygulamaya yönelik açılımlarına ihtiyaçları var. İşte bu alanlarda da bizler sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Tabii son gündem konusu, iki haftadır gündeme taşıdığımız en önemli konu, yurt dışı borçlanma hukukuyla ilgili meydana gelen değişiklikler. Bu değişiklikler herkesi etkiliyor. Özellikle de kimleri etkiliyor? Mavi kart sahiplerini etkiliyor, çifte vatandaşlarını etkiliyor. Sadece Türk vatandaşı olanları da etkiliyor. En fazla etki alanını ise kimlerde görüyoruz? Mavi kart sahiplerinde. İşte 1 Ağustos 2019 itibariyle yürürlüğe girecek olan yasanın son çıkış noktasındayız. Yani 3 gün kaldı. Pazartesi, salı, çarşamba gününe kadar bir başvuru olduğu takdirde var olan kanunla faydalanma imkanınız olacak. Hafta içerisinde şu şekilde de bir beklenti görüyorum. 1 Ağustos 2019 tarihinin değiştirilebileceği şeklinde. Halbuki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilip torba yasa olarak yasalaşan, resmi gazetede yayınlanan bir kanun. Yani şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2019 tarihine göre tatilde olduğuna göre bu yasanın ilgili maddesinin değiştirilmesi şu an itibarıyla mümkün değil. O açıdan 1 Ağustos 2019 öncesi başvuru yapmak isteyenler uzatılma beklentisini beklemeden bir an önce başvuruda bulunması lazım. Bu konuyla ilgili özellikle 1 Ağustos 2019 sonrası sizleri bekleyen tehlikenin veya ödenecek rakamlardaki yüksek artışları bizlere izah edebilmesi için Marmara temsilcimiz Sayın Celal Kuvvetli Işık Bey'i programımıza davet ettik. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Avrupalı Türkleri 1 Ağustos 2019 sonrası neler bekliyor? 1 Ağustos öncesi bu 3 gün içerisinde başvuru yaptıklarında ne tür faydalar göreceğiz? Evet, şimdi baktığımızda bu yasa değişikliğiyle birlikte yapılacak borçlanmalar 31 Temmuz sonrası itibariyle SSK yerine Bağkur'a aktarılmış olacak. Borçlanma tutarına %40,64 bir zam geliyor. Bu da günlük bedelde 11 lira 9 kuruş artış demek. Yapı itibariyle Bağkur'dan borçlanılacağı için sözleşmeli ülkelerde sayılan iş başlangıçları artık değerlendirilmeyecek. Bunun için daha fazla gün satın alınması gerekecek. Duruma baktığımızda Bağkur'dan borçlanma emeklilik yaşını da arttırabilecek. Yaş haddi yönüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurken burada Bağkur'da kadınlar 60, erkekler de 62 yaşında emekli olacak. Bu da her bir bireye ikişer yıl daha ilave geç emeklilik demek. Yapı itibariyle 3600 günden emeklilik SSK'da hizmet olmayanlar için daha öncesinde yakın zamanda en azından SSK'lı işlemlerini bitirmemişler için
kalmayacak. Veba kuru yönüyle 5400 güne çıkacak. Baktığımızda kademeli sistem vardı SSK yönüyle borçlananlar için. 5000 günden 5975 güne kadar giden. Bunlar kadınlarda en az 7200 güne, erkeklerde ise 9000 güne çıkmış olacak. Yaş haddinden emeklilik SSK yönüyle 98.240 lirayken Bağkur yönüyle 207.252 liraya yükselmiş olacak. Kadınların en az rakamı 136.488 lirayken şu anda 276.336 liraya yükselecek bu yasadan sonra, 1 Ağustos'tan sonra. Erkekler için de yine 136.448 liradan 345.420 liraya kadar yükselmiş olacak. Yapı itibariyle baktığımızda bu 31 Temmuz'a kadar işlem yapan kişiler ya da daha önceden işlemini yapmış, borçlanmasını ödemiş veyahut da aylık bağlanmış kişilerde bu düzenlemenin bir etkisi bulunmayacak. Yani özetle toparlayacak olursak, bir, SSK üzerinden emeklilik kalkmış oluyor. Evet. Kişinin yıllar önce kaç gün sigortası olursa olsun bir önemi kalmayacak. Evet. İki, daha önceden memuriyeti var, istifa etmiş, yurt dışına gitmiş, yine memuriyet hizmeti üzerinden emekli sandığından borçlanamayacak. Evet. Demek ki SSK üzerinden emeklilik olmayacak. Evet. İki, sizin ifade ettiğiniz gibi günlük ödeme rakamı %45 artmış olacak. Bağkur üzerinden borçlanma olduğu için 3600 diye artık bir rakam telaffuz edilemeyecek. Emeklilik yaşları da ötelenmiş olacak. Evet. En önemlisi de aylık düşmüş olacak. Kesinlikle. Değil mi? Evet. O zaman bu durumda Avrupa'da yaşayan Türklere son 3 gün için ne tavsiye ediyorsunuz? Bir an önce Türkiye'de sigortası olmayan kişilerin Türkiye'ye gelip usulüne uygun sigortalı çalışmalarını yapıp akabinde de yurt dışı borçlanma işlemlerini tamamlamaları, daha doğrusu en azından başvuru yapmaları, Türkiye'de sigortası olan kişilerin de bir an önce yurt dışı borçlanma işlemlerine başlamalarını tavsiye ediyoruz. Yani bazıları da şöyle diyor telefonla. Biz gelmesek de telefonla bir yakınımıza, bir akrabamıza söylesek, sigortalı olsak olur mu? Maalesef o olmamakta. Şöyle ki kişinin, bir kişinin aynı anda iki ülkede birden olamayacağı gerçeği var. Yapı itibariyle bir kişi yurt dışındayken Türkiye'de sigortalı gösterilemez. Bunun ispatı çok kolay. Yurt dışı borçlanma işlemlerinde kullanılan ve Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yurda giriş çıkış belgelerinde o kişinin Türkiye'deki sigortalılık döneminde bulunup bulunmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Yapı itibariyle bu hizmet iptal ediliyor ve yapılan borçlanma Bağkur'a devrediliyor. Bir kazancı olmamış oluyor. Yani yasadan şaşmamak lazım. Tabii. Bir virgül koy. Merve Hanım Sakarya uzun süredir bekliyor. Merve Hanım. Merve Hanım hatta mısınız efendim? Merve Hanım. Merve evet. Hanım, buyurun sizi dinliyorum efendim. Alo. Buyurun efendim. Merve Hanım. Alo. Yayındasınız, buyurun efendim. Eğer televizyon açıksa televizyonu kapatın, telefon üzerinden görüşelim efendim. Ben anneannem için aramıştım. Buyurun. Buyurun efendim. Hanımefendi, televizyonu kapatır iseniz telefon üzerinden görüşme sağlandığında karşılıklı iletişim kolay olacak. Evet, Merve Hanım da bir iyi bağlantı yok. Diğer izleyicimize geçmeden önce bu konuyu bir kez daha gündeme taşıyalım. Vatandaşlar Türkiye'ye bilet bulmakta güçlük çekiyor veya tatil programlarını Ağustos sonrasına dizayn etmişlerdi. İşte bu imkandan faydalanmak için de biz bir akrabamız aracılığıyla, yakınımız aracılığıyla Türkiye'de kendimizi sigortalı gösterelim. 3 gün içerisinde de borçlanma talep edelim deniliyor veya bu yola tevessül ettirenler var. Siz bu konuda bir kez daha konuyu iyice açarsanız sevinirim. Dediğim gibi bir kişi Türkiye'de yokken sigortalı olamaz yasamız gereği. Yapı itibariyle Türkiye'ye giriş yapmış olacak. Ondan sonra sigortalılığı başlayacak. Ve ayrılmadan en azından çıkışı olmuş olacak. Yapı olarak baktığımızda bu sigortalı, böyle usulüne uygun olmayan sigortalılıkların tespiti çok kolay. Zaten borçlanma işlemleri gereği kullanılan bir belgeyle, yurda giriş çıkış belgesiyle
Bu tespit ediliyor. Tespit edildiğinde hem denetime gidilmiş oluyor, akabinde de yapılan işlem sonucunda hizmetleri, SSK hizmetleri iptal edildiği için yapılan borçlanma hizmet olmayanların 4B Bağkur üzerinden yapıldığı için Bağkur'a devredilmiş oluyor. SSK yönüyle bir kazançları olmuyor. Yani yeni yasanın o zaman hükmüne girmiş oluyor. Evet. Bir mağduriyet yaşanmaması açısından Celal Bey'in de ifade ettiği gibi bırakın yurt dışındayken sigortalı göstermek, Türkiye'de gelip sigortalı olanların dahi devlet zaman zaman planlı olarak teftiş yapıyor. Teftiş sırasında ne oluyor? Teftiş sırasında kişinin fiilen o iş yerinde çalışmadığı tespit olursa o durumda iptal işlemi gerçekleşiyor. Hem iş yeri sahibiyle ilgili hem de çalışanla ilgili bir hukuki düzenleme yapılmış oluyor. Hafta içerisinde özellikle bayanlar çeyiz parası konusunu da gündeme getirilmesini söylemişlerdi. Bu konuyu tabii ki ifade edeyim. Örneğin bugün Mesut Karadeniz'de Merve Hanım evleniyor. Kendilerini tebrik ederiz Ankara'da. Bu çeyiz parası konusu şu şekilde. Eğer bir kişi yetim aylığı alıyor iken evlenirse SSK ve Bağkur üzerinden 24 ay çeyiz parası alıyor. Ama 24 ay içerisinde erken boşanma olduğu takdirde ne yapıyor? 24 ayın bitimini bekliyor. Emekli sandığı mevzuatına baktığımızda ise çeyiz parasını hem eşe yani dul eşe hem de yetime verilmiş. Yani iki statüdeki, iki gruptaki kişilere verilmiş. Oradaki kıstas da 24 ay değil 12 ay. Demek ki bir kişi, örneğin Merve Hanım Mesut Karadeniz Bey ile evleniyor. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Merve Hanım farz edelim ki yetim aylığı alıyordu. Müracaat ettiğinde resmi olarak evlendiğini ispatladığında ne yapılıyor? 24 ay boyu peşiyle çeyiz parasını devlet SSK ve Bağkur üzerinden vermiş oluyor. 24 ayı hesaplarken en son aldığı maaşı 24 ayla çarpıyorlar ve bunu veriyorlar. 24 ay öncesi boşanmada ise 24 ayın sonu bekleniliyor. Tekrar dilekçe verdiğinde ne yapıyor? Yetim aylığı başlatılmış oluyor. Emekli sandığı mevzuatında ise bu yetim aylığı olayı sadece SSK ve Bağkur'da olanlara var. Emekli sandığında ise eşini kaybeden hem eşe hem de babasını, annesini kaybeden yetime bu imkan verilmiş. Oradaki kural ise 12 ayla sınırlandırılmış. Bu arada şu şekilde olaylar da oluyor. Bu çeyiz parası değil de tekrar yetim aylığı alabilmek için muazzalı boşanmalar oluyor. Muazzalı boşanmalarda yeni yasa muhtarlık vasıtasıyla, komşu, seçmen, elektrik, su faturaları vasıtasıyla aynı evi paylaştıkları belgelendirildiği takdirde ne oluyor? Bu işlem iptal ediliyor. Geriye dönük alınmış olan tüm aylıklar gecikme zammı ve faiziyle birlikte alınıyor. Bunun daha detayına gireceğim ama uzun süre bekleyen Merve Hanım varmış. Yine kendisine bir dönelim. Merve Hanım, iyi günler efendim. Adam bana soru soracak. Ben nasıl duyacağım? Buyurun. Merve Hanım buyurun efendim. Tamam. Buyurun efendim. İyi günler. Buyurun. Şey, 2002 yılında bir anneanneme ödenmiş emekli ödemesi 2007 yılına kadar. Evet. 12. basamaklar isteğe bağlı olarak ev hanımı kendisi. Evet. Sonra tekrar ödenmiş ama yaşı da gelmiş 60 yaşında. Nasıl evet. Emekli olabilir, ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor? Doğum tarihi kaç efendim kendisine? 01.01.1950. 50 kaç efendim? 1 Ocak evet. 1959. 59. Tamam, hemen cevap verelim efendim. Evet, iyi günler diliyorum. Evet Celal Bey, Merve Hanım diyor ki
ninesi büyük bir ihtimal. Evet. 59 doğumlu. 2002 yılında diyor isteğe bağlı prim ödemeye başladı. 2007'ye kadar 2007. Devam etti. En son basamak 2012 idi. Yani basamak sistemi vardı. Ödenen prim de 5 yıl. Ne zaman emekli olur diyor. Hizmetlerini 15 yıla tamamlarsa Bağkur yönüyle emekli olabilir hanımefendi. Bir diğer çözüm de şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen bir yasa var. Geçmişe ait çocukların borçlandırılmasıyla ilgili doğum borçlanma yasası yürürlüğe girerse o durumda geriye dönük çocuklarının ispatlamak suretiyle en fazla 3 çocukla ilgili 2160 gün satın alarak bu eksikliği tamamlayabilir. Ama o yasa yürürlüğe girse bile burada 5 yıllık hizmet var. Oradan da 6 yıl aldığımızda toplamında 11 yıl olacak. Demek ki Celal Bey'in de ifade ettiği gibi 4 yıl daha isteğe bağlı prim ödemeye devam etsinler. Şu anda yaşı dolmuş, yani 58 yaşını doldurmuş. Kanun şunu emrediyor, eğer emekli olamıyorsa kadın 58, erkek 60'da, SSK yönüyle tabii ki yatırdığı primleri alabilir diyor. Kadın için de kadın 60, erkek 62 yaşını doldurmuş, aylık sahibi olamıyorsa yatırdığı primleri güncelleyerek isteyebilir diyor. İlhan Şahin, Ankara. İlhan Bey, iyi günler efendim. İyi günler Adnan Bey. Buyurun efendim. Efendim ben 1960 doğumluyum. Evet efendim. Sigorta girişim 1978, ikinci ayın biri. Evet efendim. Şimdi benim şu anda 4000 üzerinde günüm var. Evet. Ben 60 yaşını doldurunca emekli olabilir miyim? Yoksa 60 yaşını doldurunca doğum gününü beklemek mi lazım? 1960 yılının hangi ayında doğmuştunuz İlhan Bey? 12. ayın 4'ü efendim. 12. ayın 4'ü. Tamamdır evet. Efendim, tamamdır. İyi günler diliyorum efendim. Yasa şunu emrediyor. 8999'dan önce iş hayatına başlamış birisi, 1978 yılına göre 5000 günü tamamlasaydı hemen emekli olacaktı. Ama bunu tamamlayamıyorsa ikinci bir alternatif getirmiş. Kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabilir. Bu durumda da 4-12-2020 tarihinde, yani gelecek yılın Aralık ayını beklemesi gerekiyor. 60 yaşını doldurmuş olacak ki ondan sonra SSK üzerinden, 4A üzerinden aylık talebinde bulunabilsin. Celal Bey, bu hafta içerisinde yurt dışı borçlanma ile ilgili çok sayıda izleyicimizden soru geliyor. Şöyle ki, kişi bizzat dilekçesini vermek zorunda mı, yoksa posta yoluyla da bir başvuru olabilir mi? Türkiye'de sigortası olanlara direkt posta yoluyla da başvurabilirler. Burada iadeli taahhütlü ve acil postayla gönderilen belgelerin gönderi tarihi esas alınır. Yapı itibariyle 31 Temmuz öncesinde yapan kişiler de bu durumdan hiçbir zarar görmemiş olur. Ama bunu şöyle düşünmemek lazım Celal Bey. Biliyorsun kişiler borçlanmalarına göre aylıkları ileride tabii hesap edilecek. Tabii. Sıradan bir borçlanma formu gibi düşünüp talep yaptıklarında var olan kanundan faydalanıyoruz der iken Bağkur'dan daha düşük bir aylıkla karşı karşıya gelebilirler. Kesinlikle. Bu açıdan ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle uzman kişilerden yardım almalarını tavsiye ediyoruz. Emekli aylıklarının yüksek olması için. Bunun için zaten biz 31 Temmuz gününe kadar bununla alakalı gerekli desteği herkese sağlayacağız. Ankara'da sizler, İstanbul'da ben, Ege'de Muhsin Soysal ve Almanya'da Bayram Yaylı olarak hizmet vereceğiz. Celal Bey, telefon numaranız ve adresiniz neydi efendim? Unkapanı İMÇ blokları 3. blok No 3302 Fatih İstanbul adresindeyiz. Yani yerin Fatih'te, evet. Unkapanı'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu Unkapanı evet. merkezinin karşısında. Tam karşısında. Eskiden Plakçılar Çarşısı denilirdi. Evet. İMÇ blokların 3. blok muydu? 3. blokta. Numaranız kaçtı? 3300. Telefon numaramızda yurt dışından arayacaklar için çift 090-212-512-0999. Bu arada tabii ki Almanya'daki temsilcimiz Bayram Bey, biraz önce ifade ettiği gibi Ege temsilcimiz Elçin Soysal ve Muhsin Soysal Bey de
bilgi vermeye hazırlar. Bendeniz de Ankara'dayım efendim. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim. Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Hattımızda Hüseyin Bey var. Ankara'dan. Hüseyin Bey buyurun efendim. Buyurun, buyurun efendim. İyi günler Halil Bey. Ben 1988 Almanya'ya gittim. Evet efendim. 88'de işe başladım. Evet efendim. 2002'de Alman vatandaşlığına geçtim. Evet. Ondan sonra bundan 3 sene önce ödemeni yaptım. 13,5 sene. 1,5 sene eksik vatandaşlık sürem vardı. Onu da isteğe bağlı birim yapıyorum. Ben yeni yaşlı kadar etkilenir miyim? TSK'dan emekli olabilir miyim? Ben 69 doğumluyum. 1969 doğumlusunuz. Tamamdır efendim. Hemen cevaplandıralım. İyi günler diliyorum. Tamam. İyi günler. Hüseyin Bey kesin dönüş yapmış. Var olan yasaya uygun olarak 13,5 yıllık yani vatandaşlıkta geçen süresini borçlanmış. Daha sonra da ülkemizde şu anda isteğe bağlılık sistemi 4B Bağkur üzerine kurgulu 1,5 yıl civarı eksik süresini de isteğe bağlı ödüyor. Yani Bağkur üzerinden. Son yıllarına baktığımızda her ne kadar Bağkur üzerinden ama 3,5 yılı geçmediği sürece yani 1260 günü geçmediği sürece SSK statüsünden Hüseyin Bey emekliye ayrılacak. 2. Yeni yasa Hüseyin Bey'i etkilemeyecek. Burada bir problem yok. Ancak Hüseyin Bey gibi mavi kartlı olup borçlanma yapmamış olanları çok çok olumsuz etkileyecek. O konuya da Celal Bey bir açıklık getirsin. Evet, mavi kartlı olanlarda genelde sıkıntı yaşadığımız nokta yeterli sürelerinin olmaması. Yapı olarak baktığımızda da tekrar vatandaşlığa döndüğü zamanlar son zamanlar olduğu için yeniden yapılan borçlanmalar eksik kalan dönemde Bağkur'a değerlendirilecek. Ve bundan sonra mavi kartların emekli olması genel itibariyle Bağkur üzerinden olacak. Tabi burada bir nokta koyup dönmemiz lazım. Süresi yeten mavi kartlar ya da süresi daha sonra doğum ya da askerlikle tamamlanabilecek mavi kartlar bu durumdan etkilenmiyor. Dediğimiz kişiler başka bir hizmet borçlanması yapamayacak ve çok fazla eksiği en azından 3,5 seneden fazla eksiği olan kişilerden bahsediyoruz mavi kartlardan. Zaten bu konuyu 1 Ağustos sonrası bir sonraki programda hangi yolları izlemeleri evet. lazım? Yeni yasaya göre vatandaşların emekliliği elinden alınmıyor. Unutulmasın. Kesinlikle. Burada sadece statü değişikliği yapılıyor. SSK üzerinden emeklilik kaldırılmış, Bağkur üzerinden emeklilik getirilmiş oluyor. Bağkur üzerinden nasıl emekli olunur, ne ödenmesi lazım vesaire bu konular 1 Ağustos sonrasının konusu. O konuda da zaten Celal Bey rakamlarla arası iyi bir hazırlık yapar. Bir sonraki programda bu konuyu tartışacağız. Ama biz şimdi var olan avantajlı yasadan izleyicilerimiz nasıl faydalanabilir? Kanuni çerçevede neler yapmaları gerekir? Onları sizlere bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Nermin Atalay Aydın. Nermin Hanım iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Alo iyi günler. İyi günler. Efendim televizyon. Beyefendi annem ve babam Bağkurlu. Biri 2010, biri de 2011 yılında vefat etti. Efendim eğer televizyon açıksa evet, televizyonu kapatın. Telefon üzerinden görüşürüz. Annem 15 yıldır eşimden ayrıyım. Evet. Telefon üzerinden görüşürsek iyi olur efendim. Evet dinliyorum efendim. Nermin Hanım. Nermin Hanım hattan düştü. Biraz önce söylediğim konuya gelecektik. Yani yetim aylığı konusuna. Yetim aylığında
Önemli olan nedir? Kişinin evli olmaması. İki, muazzalı olarak anlaşmalı boşanıp hayatı beraber yaşamamaları önemli. Şayet aynı evi paylaşıyorlarsa bir önceki yasada hüküm yoktu. Yani 1-10-2008 öncesi yasada kişiler muazzalı boşanmış, aynı evi paylaşıyorlarsa dahi hukuki bir zemini olmadığı için dava açılsa dahi maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu, eski adıyla SSK Bağkur, davaların büyük bir çoğunluğunu kaybediyordu. Neden? Yasal bir zemini yok. Ama 1-10-2008'den sonra ise kişilerin muazzalı boşandığı tespit olur, aynı evi paylaştığı anlaşılırsa o durumda hakkaniyet ve adalet içerisinde bir yetim aylığı almadığı için bunu gecikme zammı ve faiziyle birlikte devlet alıyor. Bunun tespiti de şu şekilde oluyor. Bir, muhtarlık aracılığıyla bu tespit, komşuları aracılığıyla denetmenler vasıtasıyla tutanak tespiti. Ayrıca aynı eve kişilerin seçmen kağıtları, elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturası, yani benzeri belgelerle bunlar rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bu tespit yapıldığında devlet ne yapıyor? Yasaya uymayan, kanun boşluğundan faydalanarak evli olduğu halde evli gibi boşanmış gibi gözüküp devletten yetim aylığı alanların önünü kesmek istiyor. Yurt dışı ile ilgili de bu konuda bir handikap var. O konuda da Celal Bey isterseniz bir bilgi versin. Çünkü buradan yetim aylığı alıp yurt dışında sözleşmeli ülkede çalışanlar da var. Yapı olarak yurt dışında da çalışamazlar. Yani bir gelirleri olmaması gerekiyor. Bu gelir var ve bildirmiyorlarsa yine aynı dediğiniz cezaları ödemeleri lazım. Geriye dönük ana parayı alıyorlar. Cezasını ve faizini de birlikte istiyorlar. Ayrıca dul aylığın kısmında da şayet yurt dışında bir geliri, dul aylığında bir sıkıntı yok, alabiliyorlar. Yalnız bir geliri varsa buradaki oran %75'ten %50'ye inmiş oluyor. Yani dul aylığında sadece düşme var ama evet. Yetim aylığında Türkiye yurt dışındaki yetimin çalıştığını bilmediği için sıradan bir vatandaş gibi dilekçe verdiğinde yetim aylığını bağlıyor. Daha sonra o kişinin, yetim aylığı kişinin sözleşmeli ülkede çalıştığını, yani 30 ülkeden birisinde çalışıyor iken yetim aylığı almış ise ne yapıyor? Geriye dönük 10 yıl geriye gitmek suretiyle zaman aşımına uğramayan süreleri gecikme zammı ve faiziyle birlikte alıyor. Bu uygulama Türkiye'deki yetimler için de aynı, yurt dışındaki. Çünkü Türkiye'de bir yetim çalıştığı zaman emeksiz sandığı dışında ne yapıyor? Aylığı kesiliyor. Sözleşmeli ülkedeki çalışma da Türkiye'deki bir çalışma gibi değerlendirildiği için benzeri uygulamalar kim için geçerli? Sözleşmeli ülkede. Bunu çok önemsiyorum. Hafta içerisinde bir izleyicimiz geldi. Annesi iyilik olsun diye yetim aylığını bağlattırmış. 2001 yılından bu tarafa aylık alıyor. Ve en son aldığı aylıkta yetim aylığı da 610 lira. Annesiyle de paylaşıyor. Yani anne %75 alacağı yerde %50'ye düşüyor. %25 kız çocuğuna veriliyor. Fakat 2001'den bu tarafa da Almanya'da çalışmaya devam ediyor. Ne oluyor? Devlet o zaman 10 yıl geriye gitmek suretiyle yasaya uymayan dönemlerle ilgili gecikme zammı ve faizini tahsil etmek suretiyle gerekirse icra yöntemiyle vatandaştan bunu talep ediyor. Bizim konumuz ağırlıklı tabii ki yurt dışı borçlanma. Bu kanun 19 Temmuz 2019 günlü mükerrer sayıda yayınlandı. Yani geriye dönüş şu anda gözükmüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 1 Ekim'e kadar tatilde olduğuna göre Plan Bütçe Komisyonu dışında demek ki bu 1 Ağustos'un değiştirilmesi, 1 Ağustos'un uzatılması mümkün olmuyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? 1 Ağustos 2019 öncesi 3 gün içerisinde mutlaka
eğer arzu ediliyorsa tabii ki kadın erkek, mavi kartlı Türk vatandaşı, çifte vatandaş ayrımı yapmaksızın şu andaki avantajlı imkandan faydalanılması lazım. Bir kez daha bu yurt dışı borçlanmada 1 Ağustos sonrası özetle neler değişiyor? Celal Bey Avrupalı Türklere seslenmiş olsun. Bildiğimiz üzere bu ayın 8'inde meclise teklif edildi ve 19 Temmuz'da da kabul edildi. Cuma akşam 1. Mükerrer Resmi Gazetesi'nde de yayınlandı. Yapı itibariyle bu değişiklik öncelikle SSK'lı borçlanmayı 1 Ağustos sonrasında Bağkur'a aktarmış olacak. Yapılan borçlanmalar Bağkur olacağı için emeklilik de Bağkur olacak. Burada daha demin de belirtmiştik, emeklilik hakkı kaldırılmıyor ya da kısıtlanmıyor. Sadece borçlanma ve emeklilik yolu Bağkur'a devredilmiş oluyor. Borçlanma tutarı normalde günlük bedel hesaplanırken brüt ücretin %32'si sigorta primi olarak değerlendirilir. Bu rakam yurt dışı borçlanmaya özel %45'e çıkarılacak. Bu da şu anda 27 lira 29 kuruş olan günlük bedeli 38 lira 38 kuruşa yükseltmiş olacak. Yani totaline baktığımızda %40,65'lik bir artış da gerçekleşmiş oluyor. İş başlangıcı SSK yönüyle yurt dışında özel hüküm bulunan ülkelerde yurt dışındaki çalışmaları Türkiye'deki başlangıç sayılıyordu. Yani bu başlangıç hem yaşı değiştiriyordu, evet, hem de ödeyeceği gün sayısını Evet, hem sigortalılık süresi, hem yaş, hem de primi belirliyordu. Yapı itibariyle bu üç şartı belirlerken daha az ödemelerini, daha erken emekli olmalarını ve daha yüksek aylık almalarını sağlıyordu. Bu ortadan kalkmış olacak. Emeklilik yaşı buna bağlı uzayacak. Yaş haddi dediğimiz 3600 olarak bilinen, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş. Bağkur'a devredildiği için kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaşa yükselecek. 3600 günden emeklilik kalmayacak artık. Bu rakam 5400 güne çıkacak. Yapı itibariyle 3600 günün şu andaki bedeli 98.240 lirayken Bağkur'da 207.000 liradan emekli olacaklar. Onun dışında konuşmamız gereken bir diğer konu, bayanlarda 1981-1999 arası, erkeklerde de 1976-1999 arası kademeli geçiş sistemine göre daha demin belirttiğimiz şartlardan emekli olunuyordu. Yani yaş ve prim koşulu belirleniyordu. Bu durum ortadan kalkacağı için kadınlarda en az Bağkur'dan 7200 gün ve daha fazlası, erkeklerde de 9000 gün ve daha fazlası borçlanılacak. Rakamsal konuşmak gerekirse SSK yönüyle bir kadın 5000 günden 136 ya da erkek fark etmez 136.448 lira öderken şimdi baktığımızda en az bir kadın 279.000, bir erkek ise 345.000 lira ödeyecek. Yani erkek 3 katı, kadın da 2 katı gibi bir rakamla kesinlikle karşı karşıya. Hatta bekleyenler var. Onların sorusunu yanıtlayalım. Devam edelim Celal Bey. Ramazan Şahin Bey, Almanya. Ramazan Bey, iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. 93 senesinde sigortaya girişim var. Evet efendim. 6 ay çalışmıştım. Evet. Daha sonra yurt dışına gittim. Evet. Orada çalışıyorum şu anda da. Şu anda da izin almak için Türkiye'deyim. Programı izlerken dikkatimi çekti. Evet. Ben hiçbir şekilde sigortaya emeklilik için şu anda başvurmadım. Çünkü o yurt dışında çalıştığım için. Evet. Benim haklarım korunacak mı, yoksa benim haklarımda da olacak mı, onu öğrenmek istedim. Ramazan Bey, doğum tarihiniz kaç efendim? Efendim? Doğum tarihiniz? 1970. 2. ay 16. 93 yılının hangi ayında çalışmıştınız? Hatırlar mısınız? Tam hatırlamamla birlikte, yanlış olmazsa 2. ay veya 3. ay olabilir. Vatandaşlığınız nedir efendim? Türk vatandaşıyım. Türk. Şu anda da Türkiye'desiniz değil mi Ramazan Bey? Hattan dolayı anlayamadım efendim. Şu anda Türkiye'deyim dediniz değil mi efendim? Evet, şu anda Türkiye'deyim. Ramazan Bey, sizi de bekleyen bir tehlike var. İyi ki Türkiye'desiniz, iyi ki aramışsınız. Hemen yanıtlayalım. Gerek duyarsanız arkadaşlardan da katkı alabilirsiniz. İyi günler efendim, iyi günler. Sağ olun. Evet, sağ olun. Ramazan Bey diyor ki, benim 6 ay sigortam var diyor 1993'te. 1 Ağustos sonrası beni bekleyen bir tehlike var mı? Yoksa günüm olduğuna göre
ben bu kanundan etkilenmeyecektim. Bir de altını çizelim. Türkiye'de SSK'sı olduğu için bu kanundan etkilenmeme gibi bir durum söz konusu değil. Yapılacak borçlanma bütünü etkilediği için Ramazan Bey de etkilenecek. Ramazan Bey gibi Türkiye'de sadece kısa bir sigortası olan herkes etkilenmiş olacak. Emeklilik şartlarına baktığımızda 54 yaşında emekli olabiliyor. Bunun için 31 Temmuz'a kadar başvurursa 149.958 lira ödemesi kafi olacak. Almanya'da çalışıyormuş. Onun için bir diğer yolu da önerebiliriz. Bu da 60 yaş emeklilidir. Onun için de 93.331 lira yatırması yeterli olur. Yani burada sadece bir istisna koyabiliriz. Vatandaş borçlanmak istemiyorsa, olsa olsa Türkiye'deki 6 aylık süresiyle yani 180 evet. günle Almanya'daki süre birleştirilir. Kısmi bir sözleşme aylığı bağlanır. Yani cüzi bir aylık. Bunun garantisi var. Ama Celal Bey'in de ifade ettiği gibi kısmi aylığını tam aylığa çıkarmak istediği zaman 1 Ağustos 2019 sonrası kanun şunu diyecek. Kısmi aylığını tama çıkarmak istiyorsan satın alma olayı artık Bağkur üzerinden gerçekleşeceği için vatandaşın bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek. Her ne kadar orada bu kısmi aylıklarla ilgili muğlak bir ifade var. O konu genelge ve yönetmelikle düzenlenecek. Bekleyeceğiz. Fakat Ramazan Bey'i de bu kanun olumsuz etkileyecek. Türkiye'deymiş. Bir an önce aylığını yükseltecek dönemlerle ilgili bir borçlanma talep yapmasında fayda var. İhtiyaç duyarsa Celal Bey, Muhsin Bey, Bayram Bey, bendeniz katkı vermeye, bilgi vermeye gayret ederiz. Celal Bey'in telefon numarasını alalım. Çift 090 212 512 0999'dan bana ulaşabilirler. Ege Bölge temsilcimiz Elçin Soysal ve Muhsin Soysal'a çift 090 256 219 7650'den ulaşabilirler. Almanya'da Bayram Bey'e ulaşmak isteyenler de 0151 471 971 69 nolu telefondan ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. İlyas Yeşil Kara Hollanda. İlyas Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun. Ben şu anda Türkiye'deyim. Evet efendim. Benim bir sorum olacak. Ben Hollanda'da malumen emekliyim. Evet efendim. Halen orada yaşıyorum. Evet efendim. Türkiye'den emekli oldum. Peki ayrıma zarar gelir mi yani? Kesilir mi? Anladım. Maluliyetiniz yüzde kaç efendim İlyas Bey Hollanda'da? %90. Tamam yüzde. Doğum tarihi yapmayacağım. Tamam efendim. Anlamadım, özür dilerim. Kesin dönüş yapacağım. Bir de Türkiye'ye geçsin. Tamam, tamam. Doğum tarihiniz kaç efendim? 1-3-1961. 61 doğumlusunuz. Türkiye'de bir çalışmanız var mı İlyas Bey? Son 3 gün yani. Son 3 gün. Yani 3 gününüz var. Evet. İlyas Bey, siz de bu imkandan faydalanmak gibi bir altyapı oluşturmuşsunuz. Türkiye'de evet. Hangi şehirdesiniz şu anda? Ben şu anda Ordu'dayım. Ordu'dasınız. Anladım. Güzel Ordumuza selamlar efendim. Hemen cevap verelim efendim. İyi günler diliyorum. Evet Celal Bey. Hollanda çalışma. Hollanda'daki zaten şeyi var. Çalışması genel, var. Genel olarak bir defa bu kanundan mutlaka borçlanmak için başvuruda bulunsun. %80 ve üzeri olduğu için aylık almasına engel bir durum yok. Çünkü bu konuda 2009'da ve 2010 yılında ve 2011'de 3 değişik düzenleme yapıldı. Yani Hollanda'ya özgü. Her ne kadar Hollanda'da 65 yaşına kadar malulen emekli olanlara zımnen prim ödenir ama bu konumda olan %80 ve üzeri olanlar borçlanıp emekli olabilir denildi. Türkiye açısından bir sorun yok. Hollanda açısından ise eğer orada bir sosyal ödenek alıyor ise altyazı olarak da geçiyor. Sosyal ödenek alan kişilerin biliyorsunuz bir kişinin aylık alabilmesi için çalışmaması, sosyal yardım almaması, ikamete bağlı sosyal sigorta ödeneği almaması gerekiyor. Bu yönden eğer bir sıkıntısı yoksa tabii ki bir an önce borçlanma talep edebilir. Gerekirse bizleri arasın. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Reklam arasında Kassel'den Turgut Bey yazmış. Şöyle, bir izleyicimiz, bir yakını emekliymiş. Eşi sosyal yardım alıyormuş. Benim emekliliğim, Türkiye'den aldığım emeklilik aylığı, eşimin sosyal yardımından dolayı bir sıkıntıya girer mi diyor. Almanya'daki sisteme baktığımızda 15 ile 65 yaş grubu arasındaki aile bir bütün olarak düşünülüyor ve de ne yapılıyor? Sosyal yardım veriliyor. Buradaki amaç 15 ile 65 yaş grubu istihdama hazır, iş bulduğu takdirde kişi çalışabilecek ama iş bulamıyorsa veya buldurulmuyorsa devlet tarafınca ne yapması lazım? Hayatını idame ettirebilmesi için sosyal yardım verilmesi lazım. Bir aileye bir bütün olarak veriliyor. Ancak orada şu var tabii ki, bizzat sosyal yardımı alan kişi kim? Eşi. Hukuken düşündüğümüzde aylık almasına engel bir durum yok. Ancak zaman zaman sosyal yardım alıp almadığına dair bir belge istendiğinde bazı eyaletler bu belgeyi vermekte imtina ediyor veya belgelendirme zorunluluğu, ayrıştırılmış bir belge verme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu açıdan genel olarak kişilerin kendileri sosyal yardım almaması gerekir. Çünkü kişi kendisi aylık alıyor, devlete karşı yükümlülüğü kendisi, eşinin üzerinden bir katkı almadığı için sosyal yardım bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ama kendisi sosyal yardım alırsa o zaman aylığa tabii ki engel. Fahri Bey Avusturya'dan arıyor. İyi günler Fahri Bey. İyi günler Hasan Bey. Buyurun efendim. Benim bir sorum olacaktı. Ben 1985 sigorta girişim var Türkiye'den. Evet efendim. 2015 yılında 5.225 bin yatırdım. Evet efendim. Sonra 75 bin açığım kaldı dediler bana bugün. Yani hemen. O da evet. Günüm yok yani 2002 yılında vatandaşlıktan çıktım. Evet. Şimdi bu yeni çıkan kanun belirler mi bu 75 bin yaşımı ya da uzatır mı? Şöyle söyleyelim Fahri Bey, siz 1985 yılının hangi ayında işe başlamıştınız? 11. ayında ama 85'i baz almıyorlar. Ben 17. Yok yok, onu ona bir açıklık getireceğim Fahri Bey, merak etme. 1985'te işe başladım. Kaç yılında vatandaşlıktan ayrıldın efendim? 2002 3. ay. Toplam ödediğin gün sayısı 5.225 mi efendim? 5.225 evet. 5.225. Doğum tarihiniz nedir efendim? 4.13.1968. Tamamdır. Ben sorunuzu anladım. Eksiğim var deniliyor. Bunu nasıl tamamlayacağım diye soruyorsun. Yok, bir de bu yani şu anda tamamlama imkanı benim yaşımı uzatır mı yani emekli yaşımı? Cevabımı vereceğim Fahri Bey. Can kulağıyla dinleyin. Eğer bir yine geniş bir değerlendirme isterseniz hazırız efendim. İyi günler diliyorum. Oldu. Teşekkür sağ olun. Borçlanma işlemi yapılır iken kanun şunu emrediyor. 18 yaşını doldurduğu tarihten sonraki süreleri borçlanın diyor. Ama ikili anlaşma ise kişinin yaşını ve prim gün sayısını tespit ederken 18 yaş öncesi bir çalışma olsa dahi o başlangıç. Yani Türkiye-Avusturya anlaşmasının özel bir hükmü. Bu konuda her ne kadar bazı ülkelerin anlaşmalarında hüküm yok ama Avusturya'da var. Dolayısıyla izleyicimiz 49 yaş ve 5.300'e tabi. Elimizde ne var? 5.225 gün var. Eksiğimiz ne? 75 gün. 75 günü şu şekilde tamamlayabilir. Borçlanma hakkı zaten yok. Olsa olsa zaman zaman Türkiye'ye geldiğinde usulüne uygun bir çalışma yaparak yaz dönemlerinde eksik tamamlanabilir. Türkiye'ye döndüğünde vatandaşlıktan çıkmadan tamamlanabilir. Türkiye'de ikamet ediyor iken isteğe bağlı prim öder. Her ne kadar orada Bağkur denilse bile
ödediği prim sadece ve sadece 75 gün olduğu için SSK emekliliğine bir halel gelmez. İşin özü 75 günü tamamlayacak her zaman imkanı var ve bu 49 yaş olayı da yeni yasayla beraber değişmez. Orada standart kazanılmış bir hakkı var, ödemiş günlerini. Ayrıca o ödediği tarihten emekli aylığı talep tarihine kadar aylıklarda meydana gelen artışlar da vatandaşa, yani Fahri Bey'e yansıtılarak ileride aylık bağlanacaktır. Bu açıdan bir borçlanma bedeli ödendiği zaman vatandaşın aleyhine değil lehine bir durum. Celal Bey, bu borçlanma bedelleri ödendiğinde vatandaşın ne tür kazançları olacak? 1 Ağustos öncesi, ayrıca ileride borçlanmadan vazgeçip parayı alma durumu var mı yok mu izleyicilerimiz? 31 Temmuz'a kadar başvuran vatandaşlarımız SSK yönüyle borçlanma haklarını kazanıp akabinde de ödeyerek hizmet satın alarak SSK yönüyle emekliliklerini garanti altına alabilirler. Yapı olarak baktığımızda 1 Ağustos'la öncesi SSK ve Bağkur olarak ikiye ayrılacak. Hem daha az prim ödemiş olacaklar, hem daha yüksek aylık almış olacaklar, hem de bundan sonraki emekliliklerini garanti altına almış olacaklar. Ayrıca dediğiniz kısma gelirsek, her zaman borçlanmadan vazgeçip ödedikleri parayı geri alma haklarına sahipler. Yalnız onu şu aşamada pek tavsiye etmiyoruz çünkü bir dahaki iptalden sonra yapılacak işlem Bağkur olacağı için bu SSK'lı kazanılmış hakkını öldürmek demek. Ondan sonra ancak Bağkur yönüyle emekli olabilirler. Programın içerisinde de söylemiştim. 1 Ağustos biraz sınırlı bir gün. Yani 3 günlük bir süre var. Bazı kişiler mutlaka Türkiye'ye gelmesi lazım. Neden? SSK'lılığı yoksa SSK üzerine bir işlem tesis edebilmek için. Diğer taraftan da SSK'lı olduğu halde yine gelmek isteyenler var. Pek tabii ki gelebilirler. Şunu da yapabilirler. Yurt dışında bulunuyor iken de talepte bulunurlar. Bu konuda bizim Almanya'da, Münih'te, Ingolstadt'ta temsilciliğimiz var. Oradan katkı alabilirler. Geçen hafta programımıza katılmıştı. İlhan Kurt Bey de mesaj göndermiş. Biz de başkonsolosluk bitişiğinde Kennedy Alley 119'a A'da hizmet vermeye devam ediyoruz. Günümüz pazar olmasına rağmen geçen hafta söz verdiğimiz gibi 7x24 çalışıyoruz demiş. Celal Bey'den rica edelim hem kendi telefon numaralarını hem de arkadaşların numaralarını versin ki vatandaş hiç olmasa mağdur olmasın. Çünkü 3 günlük bir süremiz kaldı. Evet, ben Unkapan İMÇ blokları 3. blok No. 3302 Fatih İstanbul adresindeyim. Çift 090 212 512 0999'dan bana ulaşabilirler. Ege Bölge Temsilciliğimizde hali hazırda Muhsin Soysal ve Yalçın Soysal hizmet vermekte. Çift 090 256 219 7650'den onlara ulaşabilirler. Almanya Münih'te Bayram Bey hizmet vermekte Sayın Bayram Yayla. 0151 471 971 69 numaradan ona ulaşabilirler. İlhan Bey de Frankfurt'ta hizmet vermekte 069 84 777 044 ile ona ulaşabilirler. Yani bu bilgilendirmelerin de ücretsiz olduğunu bir kez daha ifade etmiş evet. olalım. Ama profesyonelce bir işlem tesis etmek isterlerse o durumda değişir. Ama bu telefon açmak, bilgi almak, efendime söyleyeyim, yol haritası çizme hususunda tüm temsilciliklerimiz ücretsiz olarak izleyicilerimizin emrinde. Sayın Masar Kılıç İstanbul. İyi günler efendim. İyi günler efendim. İnşallah efendim. İsmi doğru söylüyorum efendim. Efendim ben şimdi işte ev abi sigorta yapmışım. Ben kendim çete vatandaşım. Evet. Ben işte bazı sigorta yapmışım, sigorta primlerini de tamamen ödemişim, 5 ay kalmış ödemesinin bitmesine. Herhangi bir yurt dışındaki sigortayı da geçerli yapmadım yani. Sadece işte bazı sigortamı yaptım. Sayın Kılıç, hangi ülkedeydiniz efendim siz? Amerika. Amerika'dasınız, anladım. Evet. İkamet yeriniz neresi efendim? Ben İstanbul. Şimdi şu anda İstanbul'dayım. Yok yok, İstanbul'dasınız da. Geliyorum yani öyle pek orada da kalmıyorum gibi geliyorum. Ama daimi ikamet Türkiye mi efendim? Evet. Doğum tarihiniz kaç efendim? 1950. 50. Kaç gününüz var şu anda efendim?
4 ay, 5 ay kaldı primin bitmesine. Anladım. Sürenin bitmesine. Tamamdır efendim. Hemen yanıtlayalım. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Olaya isteğe bağlı prim ödemenin koşulu nedir? İsteğe bağlı prim ödemek için öncelikle Türkiye'de ikamet ediyor olunması gerekmekte. Onun dışında çalışmayan herkes isteğe bağlı primlerini ödeyebilirler. Normal sigortaya ödenen brüt ücretin %32'si üzerinden değerlendiriliyor. Her bir sigortalı gibi aynı miktarı ödemekteler. Yapı itibariyle Bağkur'a ödeniyor bu primler 2008 yılından beri. Son 1260 günü geçmediği takdirde bu isteğe bağlılık süresi SSK yönüyle de emekli olma imkanları bulunuyor. Mahsar Bey'in son 5 ayı kalmışsa şayet o 150 günü de tamamlayıp emekli olabilir. Tabii burada avantajı şu, sözleşmeli bir ülke olsaydı 30 ülke kişi burada isteğe bağlı prim ödeyip o ülkede çalışıyor olsaydı isteğe bağlılığı iptal ediliyordu. Tek istisnası vardı. Fransa, İsviçre, İngiltere ve Norveç'te yapılan sözleşmelerde ise kişiler Türkiye'de oturmasa dahi ne yapıyor? Türkiye'de isteğe bağlı prim ödeyebiliyor. Norveç ve Fransa sözleşmesinde de kişi Norveç ve Fransa'da çalışıyor iken de Türkiye'de isteğe bağlı prim ödeyebiliyor. Mahsar Bey'in konusuna döndüğümüzde Celal Bey'in ifade ettiği gibi eksik süresini tamamlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bir sözleşmesi olmadığı için o ülkede çalışıp çalışmadığının bir önemi yok. Tek şey konu daimi ikamet, yani 6 aydan uzun süre Türkiye'de oturuyor ise, çünkü artık şöyle yapılıyor, vatandaşın beyanına göre değil de adres kayıt sistemine bakılıyor. Adres kayıt sisteminde gözüken adrese göre isteğe bağlı işlemleri tesis edildiği için bu yönüyle Türkiye'de daimi ikameti varsa eksik süresini bu şekilde ödeyip daha sonra da yaş koşulu yerine gelmişse aylık talebinde bulunabilir. Deniz Özdemir, Avusturya. İyi günler efendim. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ben Adnan için arıyorum. Buyurun. 45'i basamak için şartları diyorum ben. Ablanızın doğum tarihi... Buyurun efendim. Şartları diyorum ben. Bunlar aracı olabilir, bu belgeleri olabiliriz. Deniz Bey, çok özür dilerim. Birinci soruda bir sıkıntı var. Niye? Televizyonumuz açık. Dolayısıyla seslerde sürekli yansıma var. Sizden ricam, televizyonu kısın veya kapatın. Telefon üzerinden görüşelim efendim. Evet, dinliyorum efendim. Deniz Bey, beni duyabildiniz mi efendim? Evet, buyurun, sorunuzu alayım efendim. Avustralya'daki kurumda talep ettik ama biz yollamadık. Deniz Bey, özür diliyorum. Niye? Çünkü iletişim düzgün değil. Anlamadığımız gerekli bir konuyla ilgili gerekli belgeleri bir sıkıntı olur. Siz yarından itibaren arkadaşlar ayı size katkı sağlasınlar. İyi günler diliyorum efendim aradığınız için. Bu arada altyazı olarak da geçiyor. Yurt dışı borçlanma işlemi sırasında düzgün bir işlem tesis etmeyip alınan aylığa itiraz edenler maalesef Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar verdi. Bu kararla beraber İşlemi yapan kişinin kendisi veya vekili, aylık bağlandıktan sonra da aylığa razı olan yine kişilerin kendisi, aylığı almamış dahi olsa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çıkarmış olduğu yeni genelgeyle beraber aylıktan ve borçlanmadan vazgeçilemediği için ne yapılıyor? Var olan, bağlanan aylığa vatandaş rıza göstermek zorunda kalıyor. Her ne kadar iş mahkemeleri ve Yargıtay'ın kendi içindeki 18 ve 21. daireler farklı kararlar vermekte ise de
Aralık 2018'deki bir kararla beraber yanımızda şu anda bu konuda ne yapıyor? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu en üst organ tüm iş mahkemelerine ve Yargıtay'ın kendi içindeki mahkemelerine, dairelerine şunu ifade ediyor. Kişilerin emsallerini gözeterek aylığının düzeltilmesi mümkün değildir diyor. Davaları reddedin diyor ve ayrıca dava masrafınızın yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatlarını yani hukukçularını meşgul etmekten mütevellitte bir de ilaveten karşı tarafa yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatlarına bir dava ücreti ödeme gibi bir masrafla karşı karşıya kalıyorsunuz. O sebeple 1 Ağustos 2019 tarihine kadar işlem yaparken mutlaka bir inceleme, bir değerlendirme sonucu işleme başlamak faydalı olacaktır. Bu konudaki dikkat edilmesi gereken hususları da Celal Bey'den dinleyelim. Şimdi aylık bağlanırken, yani yurt dışı borçlanma formunu doldururken yapılacak seçimler vatandaşın ileride emekli aylığını belirleyen ana husus oluyor. Yani tabii, sıradan basit bir form olarak görmesinler. Evet, evet. Kesinlikle. Yapı itibariyle aylık bağlama düzeneği SSK'nın 3 farklı dönem esas alınarak yapılıyor. Bazı dönemlerde %60, bazı dönemlerde %40, bazı dönemlerde de prime dayalı %20 aylık bağlanıyor. Bunları göz önünde bulundurarak emekli aylığını yükseltecek bir şekilde ve en az ödeyip en yüksek aylığı alacak şekilde işlem yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bir tablomuz vardı. 1 Ağustos öncesi müracaat edildiğinde aylık ne oluyor? Tabii. 1 Ağustos sonrası Bağkur'dan işlem tesis edildiğinde aylıklar nasıl şöyle bir değişiklik iki yapıyor? İki haliyle bahsedeyim ben. Kabaca olacak biraz tabii. SSK yönüyle yaşattığı 98.242 liraya şu anda uygun dönemi olan kişilere 2470 liraya kadar aylık bağlatabiliyoruz. Bu 1 Ağustos sonrasında Bağkur yönüyle en az 207 bin lira ve 5400 güne çıkmış olacak. Alınabilecek aylık da orada 1980 lira ile 2020 lira arasında yani 2000 lira bandında değişmiş olacak. Yani diyorsun ki ne, hem 98 bin lira ödeyerek maaş 2470 TL olur iken 207 bin lira ödeyecek, evet. Ama aylık işte 1980-2000 kişinin durumuna göre değişecek. Evet. Demek ki bir 500 TL civarı bir aylıkta düşme olacak. Tabii ödenecek yandan, para da iki kat yandan, olacak. Ödenecek rakamın artışı 110 bin lira neredeyse. Asıl büyük kısım burası. Bir de maaşta düşüş var. Yıllarca alacakların maaştan. Yapı itibariyle iki taraflı bir zarar demek bu da. Ama bu da tabii ki sizin söylediğiniz örnek de kadın 60, erkek 62 ise olacak. Yaş olarak da ikişer yıl ileriye gitmiş olacak. SSK yönüyle kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyordu yaş haddinden. Burada Bağkur'da ise kadın 60, erkek 62 yaşına çıkacak. Günlük primler de 3600 günden 5400 güne yükselmiş olacak ayrıca. Diyelim ki erkek 60 yaş. Erkek 62'de değil, kadın da 60'da değil. Genç yaşta olmak istiyorlar. O durumda ödeyecekleri zaman, rakam ve alacakları aylık ne oluyor? En az 7200 gün kadınlarda, en az 9000 günde erkeklerde ödenmesi gerekiyor. Bu tabii daha erken emekli olmak için daha fazla gün satın alınmaya doğru gidiyor. Hani ucu yok açıkçası. Yapı itibariyle baktığımızda 98.240 lirayı 207 bin liraya çıkarmıştık zaten, bunu söyledik. Kadınlarda 136.448 liradan başlayan emeklilik şartı SSK'da 276.336 liraya çıkacak. Erkeklerde yine 136.448 liradan başlayan bedel de 345.260 liraya çıkacak. Yapı olarak en fazla ödenebilecek dönem daha erken emekli olmak için kadın erkeklerde 489.000 liraya kadar yükselecek. Yani demek ki şu 3 gün içerisinde müracaat edildiğinde az para ödemek suretiyle, evet, daha yüksek aylık alma imkanı var. Bu 3 günü kesinlikle iyi değerlendirsinler diyoruz ve kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Amaç burada kanunun lafzından kaçınmadan, kanunun lafzına uygun Avrupa'da yaşayan Türkler mağdur olmayacak şekilde bilgi vermeye, bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Biliyoruz izleyicilerimiz sürenin sınırlı olduğunu, bu 3 günlük sürenin yetip yetmeyeceğini. Önemli olan 31 Temmuz akşamına kadar talebin yapılmış olması yeterlidir. Tabii ki bu talebi yaparken de baştan savma değil, ileriye yönelik Celal Bey'in de ifade ettiği gibi aylığınızı yükseltecek şekilde bir işlem tesis etmekte fayda var. Bu konuda vekalet verme veya aile, çalışma ve sosyal hizmetler ateşeliğimizden bilgi almak için konsolosluklarda büyük kuyruklar oluştuğunu, bir an önce işlemlerini yapmaya gayret ettiklerini hafta içerisinde öğrendim. Tabii ki doğru bir yöntemle işlem tesis etsinler. Şayet ateşeliklerden yeterli bilgi alamadıkları takdirde bizler de hukuki çerçeve içerisinde popülistlikten uzak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uyguladığı temel kriterlere uygun ve kapıdan geri dönmeyecek şekilde yol vermeye, yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hususta arkadaşlar hafta sonu ve mesai mevhumu gözetmeksizin bilgilendirmeye gayret ediyorlar. Arzu ederseniz tabii ki şu anda da temsilciliklerimizi aramak suretiyle de katkı alabilirsiniz. Çünkü telefonlar yoğun bir şekilde devam ettiği için biz burada mümkün olduğu kadar sayılı izleyicilerimize bilgi verebiliyoruz. Ama şu numaralarda sizler ulaşabilirsiniz. Celal Bey, numaranızı ve numaraları bir kez daha rica edeyim efendim. Karahallioğlu Emeklilik Merkezi olarak merkezimiz Ankara'da 090-312-229-66-63 ya da 64 nolu numaradan ulaşabilirler. Bendeniz Marmara Temsilciliği olarak 090-212-512-0999'dan bana ulaşabilirler. Ege Bölge Temsilcimiz Sayın Muhsin ve Elçin Soysal için 090-256-219-7650 nolu numaradan ulaşabilirler. Almanya Münih'te Bayram Yayla için 0151-471-971-69'dan ulaşabilirler. Frankfurt'ta İlhan Kurt Bey için de 069-84-777-044 nolu numaradan ulaşabilirler. Tabi buradaki tüm bilgilendirmelerin ücretsiz olduğunu, yönlendirmelerin ücretsiz olduğunu bir kez daha ifade edelim. Bir sosyal bir program yapıyoruz, katkı sağlamaya çalışıyoruz ama işlemle ilgili bir vekalet alındığı takdirde o durumda tabii ki bir profesyonelce işlem olduğunu da söylemiş olalım. Ahmet Topal, İngiltere. Ahmet Bey, iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Ben yurt dışında çalıştım. Evet. 1991 başlangıcı. Evet efendim. Ondan sonra yaklaşık bir yıl sonra İngiltere'ye gittim. Evet. Orada da hemen hemen 10 yıl çalıştım. Evet. Kesin dönüş yaptım Türkiye'de. Evet. Ve hala sigort olarak çalışmaya devam ediyorum. Türkiye'de çalışmaya devam ediyorsunuz, öyle mi efendim? Evet. Anladım. Anladım. Şu anda 1968 doğumluyum. 68 doğumlusunuz. Şu anda kaç gününüz var efendim? 3450 gün. Evet. Siz... Dilekçe başvurumu yaptım. İngiltere'deki aralıkta ödemek istediğim için kabul edildi. Evet. Mektup geldi. 1600 gün. Ve bir de artı 540 gün 18 ay askerliğimi kabul ettiler. Onları ödersem emekli olabileceğimi söylediler. Ben sonra gidiyorum. Yaklaşık 50 yapıyor. Ben bunu ödersem ne kadar emekli maaş alabilirim? Anladım efendim. Hangi şehirdesiniz Türkiye'de şu anda efendim? Tekirdağ. Tamam efendim, yanıt verelim. Bu tebligat ne zaman geldi size? Ödeme emri.
Yaklaşık bir ay önce falan geldi. Tamam. 3 ay ödeme süresi var. Yani. Evet evet, onun için sordum. Aman bunu şey etmeyin, kaybetmeyin. Hemen bilginizi arz edelim. İyi günler efendim. İyi günler. Bir defa şunu söyleyelim. Kanun şunu söylüyor. Borçlanma talep edenler tahakkuk cetveli geldikten sonra yasal süre içerisinde öder ise borçlanmaları SSK üzerinden kabul edilecek ve yaşı geldiğinde veya gelmiş ise aylık talep edecek. Hafta içerisinde şöyle söylüyorlar. Borçlanma talep edelim. Gelsin içerisinden 100 gün ödeyelim veya 200 gün ödeyelim. Ömür boyu bu kanundan faydalanabiliriz gibi yönlendirmeler var. Bu mümkün değil. 100 günü, 200 günü var olan kanunla satın almış olursunuz. 3 ay içerisinde ödenmediği takdirde geriye kalan kısımlar yeni kanuna tabi olur. Yani Bağkur'dan zamlı olarak borçlandırılırsınız. Bağkur'dan emek borusunuz. Bu açıdan işte bazı taraflarca 30 gün öde, 100 gün öde, ömür boyu bu kanundan faydalanırsın denilmekte, bu doğru bir yöntem değil. Ha, bu nereye gider? İleriden dava açalım denilecek. İşte biz eski kanuna göre müracaat etmiştik. 100 gününü ödedik, geriye kalan kısmını ödemedik. Bu bir hak gibi dava açılma yoluna gidecek. Bir dava masrafı, boşu boşuna bir çaba, bir başka ticari yol gibi olacak. O açıdan 1 Ağustos 2019 öncesi başvuruda bulunulacak. Tebligat hangi tarihte gelir bilemiyorum. Bu tebligat geldiği takdirde 3 ay içerisinde, yasal süre içerisinde emekliliğinize yetecek kadar süreyi ödeyeceksiniz ve bu hakkı elde edeceksiniz. Yoksa içinden belli bir gün sayısını ödeyip geriye kalan kısmını sabitledim, eski kanuna göre faydalanırım demek doğru olmaz. Ne yaparlar? İleride dava açtırma vesaire yoluna gider ki orada kazanma imkanının da biraz zor olduğunu söyleyebiliriz. Boşu boşuna çaba sarf etmeyin. Gelelim aylık mevzusuna. Ahmet Bey muhakkak bu 3 ay içerisinde ödemesini gerçekleştirsin. İyi ki yapmış. Hizmet geriye doğru gidecektir. Şu anda çalışmaya devam ediyor. 3450 günü var. Bu kazançları bilmem lazım. Yani kazanç miktarları bilmeden şu kadar aylık alırsınız demek yanıltır. Avrupa'dan arayanlara nasıl cevap verebiliyoruz aylık miktarını? Kazançlarını kesin olarak biliyoruz. Ama 3450 günün hangi kazançta çalıştığını bilmediğimiz için Ahmet Bey'e bir cevap versek doğru olmaz. Tekirdağ'da kendisi, İstanbul kendilerine yakın. Celal Bey'den bu konuda hafta içerisinde katkı alabilirler, yardımcı olacaktır muhakkak. Bir başka önemli konu da şu efendim. Yurt dışı borçlanması yapıldıktan sonra kişi, farz edelim ki kadın 58, erkek 60 yaşını bekliyor. Ödeme yapıldı ama yaş 58 ve 60 olmadan vefat etti. İster erkek ister kadın olsun, vefat ettikten sonra o yaş koşulu beklenilmeden ertesi gün talep edildiğinde geride kalan dul erkek veya kadın, yetim olan kız çocukları veya erkek çocukları belli yaşa kadar aylık alabilir. Demek ki hem kendinizin bir sosyal güvencesini sağlamış oluyorsunuz, garanti almış oluyorsunuz, hem de vefat halinde geride kalan hak sahiplerine bir hak verdirmiş olmaktasınız. Erdal Altekin, Almanya. Erdal Bey, iyi günler evet. Efendim. İyi günler efendim. Ben eşim için aramıştım. Buyurun efendim. 23 Mayıs 72 doğumlu. Evet efendim. İlk çalışmalı 1991'de başladı. Evet efendim. 83'ten beri de ele geçiyor. 83 yılından bu tarafa nedir efendim, özür dilerim? 1983'ten beri de Almanya'da yaşıyor. İkamet ediyor. Evet. Çocuk var mı efendim? Efendim? Çocuğunuz var mı efendim? Onu sordum efendim. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Birinci çocuk ne zaman doğdu efendim? 96. 96. Demek ki ilk çalışma 91'de değil mi efendim? Evet, 91. Hangi aydı efendim 91'i? Efendim? 91 yılının hangi ayında çalışmaya başlamıştı efendim? Şubat'ta. Şubat'ta. Türkiye'de bir çalışması var mı eşinizin efendim? Var efendim. 6 günlük bir çalışmamız var. 6 gün. Vatandaşlığı nedir efendim? Vatandaş, Türk vatandaşıyım. Tamam. Tamam. Başvuruda bulundunuz mu Erdal Bey eşiniz adına?
Benim başka bir sorum daha vardı. Azami var o burada başvuru yapacağımız dilekçede. Azami var, bir de asgari var. Acaba bunların arasındaki maaş farkı ne olur? Anladım efendim, anladım. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Oldu, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bir defa vatandaşın orada tercih hakkı getirilmiş. Asgariden seçebiliyor. 7,5 katı en üstten seçebiliyor veya aradaki bir rakamı seçebiliyor. Asgari ve azaminin farkını da Celal Bey ifade etsin. Önce emeklilik şartlarını konuşalım. Akabinde evet. De ben o konuda da bilgi vereyim. Erdal Bey'in eşi 47 yaşında emekli olabiliyor. Şu anda 31 Temmuz'a kadar yapılacak bir işlemde 148.728 lira yatırması yeterli olur. Buna karşılık asgari bedelden, bu söylediğim asgari bedelde zaten, diğer konuya geçeceğiz şimdi. 1920 lira aylık alabiliyor kendisi şu anın rakamıyla. Emeklilik yaşı gelmiş zaten bu yıl itibariyle. Yurt dışında çalışmıyorsa, sosyal yardım almıyorsa, ikamete bağlı ödenek almıyorsa Türkiye'den emekli olabilir kendisi ödeme işlemleri gerçekleştikten sonra. Azami ile alakalı şöyle bir durum söz konusu. Asgari bedelin üzerine 7,5 katına kadar prim ödenebiliyor. Dönem dönem bunlar değişiyor tabii ama 7,5 katı şu anda. Beyefendinin bu konuyla eşiyle alakalı yapacağı azami bir borçlanmada ödeyeceği rakam 1.115.460 lira. Buna karşılık da 5.780 lira aylık alabiliyor. Ama 1 milyondan bahsediyorsun tabii, değil tabii. mi? Sokakta yani, para süpürülmüyor. Evet. 1 milyondan bahsediyoruz. Evet. Hatta euro olarak daha anlaşılsın diye söyleyeyim ben onlara. 175 bin eurodan fazla. 176 bin euro neredeyse. Yani şu da var. Celal Bey hazırlamıştı bu bilgiyi. Bir kez daha ifade edeyim. Zaman zaman deniliyor ki 27 bin TL yerine iki katı öde. Yani 54 bin TL öde. Evet. Aylığın işte 500 lira, 600 lira, 700 lira artırılır. Halbuki yapılan bir hesaplamaya göre aylıkta özellikle belli yıllar sonra 27 bin yerine 54 bin ödediğinizde 33 TL, 27 bin yerine 81 lira ödediğinizde 190 lira, 27 yerine 109 bin lira ödediğinizde 347 lira. Yani öyle 20 bin TL ile 30 bin TL ile aylıkların yüksek oranda değişeceğini söylemek biraz yanıltıcı olur. Bu konuyu da buradan ifade etmiş olalım. Çünkü vatandaş yanıltılmaması en büyük amaç. Burada asgari, azami veya ortada ödenecek rakamların ne getirisi olacağını güzel bir hesaplama sonucu talep etmek, hele ki 1 Ağustos 2019 öncesi talep etmek doğru olur. Kanundan faydalanayım derken kanunun olumsuzluklarıyla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu açıdan mutlak surette bu konuda çalışma, aile çalışma ve sosyal hizmetler ateşeliğinden konsolosluklarda katkı alınız. Şayet buralardan yeterli katkı olmazsa veya çok yoğunlar cevaz veremeyebilirler. Onlara da hak veriyoruz. Çünkü bir taraftan da belge tanzim ediyorlar vesaire. Bu konuda işin ehli veya sosyal güvenlik kurumunun ilgilerinden de bilgi almak suretiyle yol almanız doğru olacaktır. İleride bir mağduriyet yaşamamak için veya dava konusu olmamak için. Fatma Hanım Avusturya'dan arıyor. İyi günler efendim. İyi günler. Ben Avusturya'dan arıyorum. Benim sigorta başlangıcım Türkiye'de 1992 12. ay. Evet. Ben bir ülkede geldim. İki tane çocuk doğumunu yatırdım. Güzel. Türkiye'de. Evet. 2003 tarihinden itibaren de Avusturya'da yaşıyorum. Vatandaşıyım. Evet. 3600 güne yakın günüm var. Ama 3600 gün tam değil. Ben bu Bağkur'dan emeklilik bana vurur mu? Ya da sonra bu yapabilir miyim? Ya da bu 3 gün içinde yapmak zorunda mıyım? Ben nasıl etkilenirim? Fatma Hanım, doğum tarihiniz kaç efendim? 1968, 9. ay. Amacınız 58 yaşına kadar beklemek mi efendim? Şu anda Avusturya'da çalışıyorum. Evet, aylardan gel diyorsunuz. Ama siz neyi tavsiye edersiniz? Tam yatırıp 5600 günden ben emekli oluyorum. Sigortalar kurumuna.
Cevap vereyim isterseniz Fatma Hanım. Tamam, konu anlaşıldı. 1 Ağustos öncesi bir işlem yapmak gerekir mi, gerekmez mi? Bu konularda sizi bilgilendirelim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa Fatma Hanım'ın durumuna baktığımızda, Fatma Hanım erken emekli olmak isterse 49 yaşında emekli olabiliyor. Tabii ki gün sayısını tamamlaması lazım. Ama çalışma hayatına devam ettiği için ve kendisi 58 yaşına kadar çalışmayı düşünüyorsa, hükümet de bu kanunu çıkarmazsa, yani yarı zamanlı çalışmayı, 3600'e yakın bir süresi varmış. O eksik süreyi 1 Ağustos'tan önce müracaat ederse ne yapabilir? Zamsız ve SSK üzerinden satın alabilir. Ama 1 Ağustos'u geçirse dahi satın aldığı süre SSK'ya göre daha az bir süre olduğu için zamlı ödeyecek ama yine SSK'dan emekliye ayrılacak. Fakat 49 yaşında emekli olma gibi bir planı var ise o durumda 1 Ağustos'tan önce müracaat etmesi lazım. Çünkü 1 Ağustos'u geçirdiğinde son 3,5 yıl Bağkur üzerinden satın almak zorunda kalacağı için SSK'lıktan emeklilik hayal olacak, Bağkur'a dönecek. Tabii iki özellikle 49 yaşta ilgili işlem yaparsa kaç TL ödeyecek Celal Bey? 3600 günü varsayalım, ne kadar eksik olduğunu söylemedi, çok yakın dedi. Şayet geri kalan süreye karşılık 62.767 lira ödese yeterli oluyor şu an için. Diyelim ki bunu yapmaz ise o durumda 58'den başka bir alternatif yok. SSK'lı emekli olmak istiyorsa 58'den başka alternatif ama, yok maalesef. Tutar borçlanma yaparsa 1 Ağustos'tan sonra bu defa 60 yaşa gidecek. Evet, yapı itibariyle 60 yaşa gitmiş olacak. Hemen eksik süreyi de söyleyelim. Yeni bedelden de borçlanacak çünkü. Hemen. Yaklaşık olarak 69 bin lira ödeyecek bu sefer. Normal 49 yaştan daha fazla ödemiş olacak 7 bin lira. Hem de 60 yaşında. Yaşı da ileri olacak. Bir tarihe evet. Ertelemiş olacak. Aylığını da düşürmüş evet, olacak. Aylığını da düşürmüş bu konuda olacak. İyi düşünmesi lazım. 3600 üzerine kurguluysa bir zararı olmayacak. Adil Bey İstanbul. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Arif Gent. 71 doğumluyum. Evet efendim. 1999-28 Bağkur girişi var. Evet efendim. 6 yıl 13 gün Bağkur ödedim. Evet. 2010 10. ay 10'da SSK başlangıcım. 2350 gün SSK'm var. Yurt dışına 89'da yurt dışına gittim. Orada da 10 sene primim var. Ne kadar yurt dışı, ne kadar borçlamam lazım? Hangi ülkeydi? Kuveyt. Kuveyt. Anladım. Tamam efendim. Cevap verelim. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa Celal Bey hesabı hazırladı ama Kuveyt'te yapılan bir sosyal güvenlik sözleşmemiz yok. Dolayısıyla o ülkeyi başlangıç tayin etmek mümkün değil. Ancak borçlanma yaptığında, hele ki 1 Ağustos öncesi borçlanma yaptığında hizmet geriye gidecektir ve yaşını erkene çekecek, aylığını yükseltecektir. İstanbul'dan aradığına göre, İstanbul'da da Celal Bey Unkapanı İMC bloklarına olduğuna göre cevabını dinliyoruz. Beyefendinin şu andaki haliyle yurt dışı borçlanma yapmazsa 58 yaşında en erken emekli olabilir SSK yönüyle. Şayet bu Kuveyt'teki süresini borçlandırıldığında 10 sene bir hizmetim var dedi. Emeklilik şartları 51 yaşına kadar düşmüş olacak. Evet, bu 10 seneye karşılık ödenecek bedel şu anda 98.240 lira. Yapı itibariyle şu anda yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bağkur'dan borçlanırsa da emeklilik şartını değiştirmez ama ödeyeceği rakam %40 artar, 138.168 liraya çıkar. Yani özel olarak tabii Arif Bey diye ifade etti. Arkadaşlar da evet. Adil Bey diye yazmış. Arif Bey 1 Ağustos'tan sonra da müracaat etse yine SSK'dan emekli olabilecek ama günlük rakam değiştiği için
ödeyeceği para değişmiş oluyor. Bu açıdan erken emekli olmak istiyor, az para ödemek istiyorsa 1 Ağustos 2019 öncesi borçlanma yapması lazım. Tabii ki kuvvette çalıştığı sürelerle ilgili de bir işlem tesis edilmesi lazım. Yani kesinlikle. Ortada bir borçlanma talebinde bulunur iken bazı belgelerle bunun ispatlanması lazım. Zaman zaman izleyicilerimiz söylüyor. Ben Suudi Arabistan'da çalıştım, Kuveyt'te çalıştım, Irak'ta çalıştım, Rusya'da çalıştım vesaire. Sosyal Güvenlik Kurumu da diyor ki tabii ki bunları borçlandırabilirim ama borçlandırmaya esas bir belge tanzim edilmesi lazım. Yani yurt dışı borçlanmaya esas bir hizmet belgesi olması lazım. Pasaportun ilgili sayfalar, yani bazı belgeler gerekiyor. Bu konuda da Celal Bey'den, IMC bloklarından, Unkapanı'ndan, Fatih'ten katkı alabilirsiniz. Erkan Karlı, İsviçre. Erkan Bey, iyi günler efendim. İyi günler Erkan Bey. Buyurun efendim. Ben sizi eşim için arıyorum. Buyurun efendim. Sesim geliyor değil mi? Gayet güzel efendim. Buyurun efendim. Eşim 1974 Kasım doğumlu. Evet efendim. İsviçre'ye iş başlangıcı 99 senesinin Kasım ayı. Evet efendim. İsviçre'ye geliş tarihi 92 yılı. 20 senesini çalışarak İsviçre'ye tamamladı. Ben sene 2018'de Türkiye'de SSK girişini yapıldı, çalıştı eşim. Evet. Benim sorum şu, şimdi 1 Ağustos'a kadar müracaat ettiğim zaman eşimin işe giriş tarihi 92 ve emeklilik yaşı 49 yok, oluyor. Öyle değil. Bunu şimdi 1 Ağustos öncesi borçlanma yaptığım zaman geçerli kalıyor mu? Yoksa 58'e mi atıyor? Siz ama hiç borçlanma yapmadınız değil mi efendim? Sadece Türkiye'de çalışmasın. Tamam, tamam efendim. Evet. Tamamdır efendim. Hemen yanıt verelim efendim. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Bir defa var olan veya yasalaşan kanun yaşla ilgili bir düzenleme yapmadı. Var olan kanun bir, borçlanmaların SSK yerine Bağkur'dan sayılması 1 Ağustos sonrası. İki, günlük bedelin %45 oranında artışını sağlıyor ve sözleşmeli ülke başlangıcını ne yapıyor? Ortadan kaldırmış oluyor. Bu yaşla ilgili düzeltme işlemi 6 Kasım 2018 tarihindeki 38 nolu genelge ile yapıldı. Öyle olunca da izleyicimizin eşinin yaşı 1999'un 11. ayı esas olacak. Hiç olmazsa 1 Ağustos öncesi müracaat eder ise Türkiye'de sigortalılığı var. SSK üzerinden işlem tesis etmesi az para ödeme imkanı olacak. Ne rakamlar ne olacak Celal Bey? Hanımefendi her halükarda 58 yaşında emekli olacak bu arada. Beyefendinin dediği gibi 92 başlangıcı sayılmıyor. Yapı itibariyle iki yol var. Biri 25 yıl bekleme süresiyle birlikte 122 bin lira ki yaşı genç olduğu için henüz bunu tavsiye ederim. Bir diğer yolda 7 bin günden 25 yılı beklemeden 191 bin 27 lira. Ama bizim tavsiyemiz zaten her halükarda bu 25 yılda olacağından dolayı 2026'da yaşı gelmeden 122 bin lira ödeyerek SSK yönüyle emekliliklerini garanti altına almış. Burada şu unutulmasın. Tabii ki kadınların 18 yaş sonrası ev kadınlığı borçlandırılıyor. Orada bir problem yok. Türkiye'ye giriş çıkışları dışındaki, yurt dışındaki yaşadığı süreler borçlandırılabiliyor ve değerlendirmeye alınıyor. Ama kişinin yaşını ve gün sayısını tespit ederken erkek sigortalılarımızda nasıl çalışma esassa o ülkedeki benzer uygulamayı cinsiyet ayrımı yapmadan kadınlar için de getirilmiş. Bu açıdan izleyicimiz Erkan Bey eşi adına mutlaka 1 Ağustos öncesi bir talep yapması yararlarına olacaktır. Harun Aksu, Almanya. Harun Bey iyi günler efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Benim doğum tarihim 26'ya 1.74. Evet efendim. İlk
tarihim 16.93. Evet. 328 günün yolsuzluk var. Evet. Bu anında 95'in 9. ayında mini job olarak çalışmaya başladım. Ama 6. ayın 1'inde 97'de normal iş olarak başladım. O zaman da bu tarafa da çalışıyorum. Harun Bey, vatandaşlık nedir efendim? Vatandaşlık? Ben vatandaşlık, Türk vatandaşıyım. Askerlik var mı efendim? Yok, bedelli askerlik. Yani kısa dönem askerlik. Evet. Şimdi sorum, 1 Ağustos'tan önce herhalde başvursak yararımız ne oluyor? Benim bildiğim kadarıyla 54 yaşında emekli olabiliyorum ama ben hala çalışmaya devam ettiğim ve etmeyi düşündüğüm için acaba ben mi başvursam yoksa 5400 günden mi başvursam diye sorum olacaktı. Anladım, anladım Harun Bey. İyi günler diliyorum efendim, iyi günler efendim. Yönetmenim cevap sonrası mı diyor, reklam sonra mı diyor? Reklam sonra. Evet. Kısa bir reklama gidiyoruz. Harun Bey'in cevabı reklamdan sonra sonrası tekrar birlikteyiz. Reklam öncesi Harun Aksu Bey eşiyle ilgili bir bilgi sormuştu. İfade ettiği kadarıyla 26.1.1974 doğumluydu. 16.93'te bir 328 günü vardı. Yeni yasa yürürlüğe girmeden önce neler yapılması gerektiği konusunu ifade etmişti. Kendiyle ilgili sordu mu? Evet, evet. Kendisiyle ilgili. Evet, 45 yaşında Harun Bey şu anda. 54 yaşında emekli olabilir. Yapı itibariyle bunun üzerine işlem kurgulanırsa ödeyeceği rakam 145.919 lira ve alacağı aylık 1757 lira oluyor. Bir diğer yol çalıştığını beyan etmişti. Çalışmaya en azından 60 ve üzeri yaşlara kadar devam edecekse yaş haddidir. Yine bunun için 31 Temmuz öncesinde bir işlem yapılmış olması lazım. Ödeyeceği rakam 89.292 lira oluyor. Burada da 2.190 liraya kadar aylık bağlatabiliyoruz. Yani Harun Bey'e tavsiyemiz tabii ki bir an önce 1 Ağustos 2019 öncesi bir başvuru yapmasında fayda var. Zaman zaman izleyicilerimiz şöyle bir yanılgıya düşüyor. Almanya, Fransa, Hollanda'ya gitmeden önce benim şu kadar günüm var. Dolayısıyla bu yasadan etkilenmem diye düşünüyor. Etkilenirler. Sadece ve sadece etkilenmediği husus ikili anlaşmaya göre bir hizmet birleştirmesi yapıldığında kısmi aylık almak için müracaat ettiğinde kısmi sözleşme aylığı bir şeydir. Uluslararası anlaşmanın hükmü altında garantidir. Ama yurt dışı borçlanmaya gelince 1 Ağustos 2019 itibarıyla değiştiği için mutlak surette işlemlerinizi yapmanızda fayda var. SSK'lı olma, SSK üzerinden aylık alabilme, yüksek aylık alabilme ve az bedel ödeme imkanından faydalanın. Bu yasanın şu anda uzatılma pozisyonu mümkün değil. Çünkü 19 Temmuz 2019 günlü resmi gazetede yayınlandığında bir torba yasaydı. İçerisinde varlık barışından tutun da değişik konular vardı. Diğer maddelerin hepsi zaten yürürlükte. Orada yurt dışı borçlanma ile ilgili hükümlere 88 ile 13. maddeler ay başından itibaren yürürlüğe girer diye bir hüküm olduğu için 1 Ağustos diyoruz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi de tatilde olduğuna göre 1 Ekim 2019'a kadar yasanın ilgili maddesinin uzatılması mümkün değil. Çünkü bu yasadaki o ilgili maddeyi değiştirme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Sayın Cumhurbaşkanı'nda değil. O açıdan mutlak surette 1 Ağustos 2019 öncesi bu kanundan faydalanma yoluna gitmenizde fayda var. Tabii ki bizler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ateşeliklerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rehberlik merkezleri yardımcı olmaya çalışıyor.
bizlerden de bilgilenme, yönlendirme katkıları almak isterseniz başta Celal Bey olmak üzere diğer temsilci arkadaşlarımız da yardımcı olacaklar. Celal Bey, programın sonuna doğru da geliyoruz. Avrupalı Türklere ne tavsiye ediyorsunuz? Şu aşamada Türkiye'de sigortası olmayanların bir an önce Türkiye'ye sigortalı çalışmak için gelmeleri ve bütün vatandaşlarımıza da 31 Temmuz öncesinde bu işlemlerine başlamalarını tavsiye ediyoruz. Numaraları bir kez daha söyleyin. Tabii. Karahallioğlu Emeklilik Merkezi Ankara Merkez çift 090 312 229 66 63 ya da 64. Marmara Temsilciliği çift 090 212 512 09 99. Ege Bölge Temsilciliği çift 090 256 219 76 50. Münih Bayramyayla 0151 471 971 69. Frankfurt'ta da Sayın İlhan Kurt çift 069 84 777 044 numaradan destek veriyoruz şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Perşembe gününe kadar katkı vermeye devam edeceğiz. Bu arada bir kez daha programın başında söylemiştim. Mesut Karadeniz ve Merve Hanım'ı tebrik ediyoruz. Allah Mesut bahtiyar etsin diyoruz. Bendeniz de yarından itibaren yine Ankara'da sizlerin bilgilerini yenilemeye, bilgi yönlendirmeye gayret edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek umuduyla. İyi hafta sonları diliyorum efendim. Karahaliloğlu Emeklilik Merkezi danışma saatini sundu.